İşte hayatımın akışını değiştiren havaalanı. Her şey eskisi gibi gene yerli yerinde. İşte uçaklar, binalar, yolcular. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sevdiğim erkek, sen olmayınca yaşamak ne kadar tatsızlaşmıştı benim için. Gene sana kavuşacak mıyım? Gökyüzüne birlikte yükselecek miyiz gene? Bir inanabilsem bu mutluluğun sürekli oluşuna. Bir bilsem ki o uğursuz fırtına, o korkunç karanlık bir daha geri dönmeyecek. Kurtuldu, tehlikeyi atlattı. Çok şükür. Fakat hiçbir şey hatırlamıyor maalesef. Hafızasını kaybetti. Yakınınız mıydı Refik Bey? En yakınımdı. Bu kadar teessüre kapılmayın. Zamanla iyileşir belki. Apansız bir olay veya şiddetli bir şok neticesi de hafızasını tekrar kazanabilir. Zorlamayacaksınız kendisini. Mazi hatırlaması için bunaltmayacak, yormayacaksınız. Hastalığı daha vahim bir hale gelebilir. Konuşabilir mi? Şimdilik hayır. Birkaç gün için ihtilatten men edilmiştir. Hiç kimseyle konuşmayacak, en ufak bir heyecanla bile sarsılmayacak. Buyurun. Cinayet masasından Başkomiser Necmi Demiray'ım. Bazı şeyler sormak mecburiyetindeyim. Buyurun. Yaralı Refik İnan'ı bulduğunuz çiftlik sizin miydi? Hayır, annemin, üvey annemin. Niçin gitmiştiniz çiftliğe? Refik İnan'ın çiftlikte olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, daha doğrusu emin değildim. Çiftliğe gitmenizin sebebi neydi? Üvey annemle konuşmak istemiştim. Peki ne konuşacaktınız? Üvey annemle aramızda kalması gereken ailemize ait bir şey için gitmiştim. Konuşacaktım kendisiyle. O gece çiftlikte konuşabildiniz mi üvey annenizle? Hayır, yoktu. Hiç kimseyi görmediniz mi? Hayır. Gittiğiniz zaman Refik vurulmuş muydu? Evet, kan içinde yatıyordu. Tabanca elindeydi, ölü zannettim önce. Neyiniz olur Refik İnan? Birlikte çalışıyoruz. Sadece iş arkadaşı mısınız? Bu evde, sonra da çiftlikte kaldığına göre çok yakın, çok samimi ilişkileriniz olmalı. Kendisiyle kavgalı mıydınız yoksa? İtham mı ediyorsunuz beni? Vazifemi yapmaya çalışıyorum.
Ortada şüpheli bir intihar teşebbüsü var. Olayın yegane görgü şahidi sizsiniz. Nermin'in hiçbir suçu yok. Suçlu benim. Bana sorun. Her şeyi anlatacağım. Çektiğim azaptan kurtulmak istiyorum. Bile bile bir günah işledim. Refik'i bu hale ben getirdim. Tanıştığımız ilk günden beri Refik peşimdeydi. Hislerini gizlemeye çalışıyordu önce. Kocamın ölümünden sonra da açıkça söyledi beni sevdiğini. Gene reddettim. Çünkü Nermin'in Refik'i nasıl sevdiğini biliyordum. Son çareyi çiftliğe çekilmekte buldum. O gece Refik apansız çiftliğe geldi. Kendisinin olmazsam canına kıyacağını söyledi. İnanmadım. Kovdum sonra. Hala yalvarıyordu. Zorla kaçabildim. Benden sonra o ümitsizlikle vurmuş kendini. Beni affetmen için elimden geleni yapacağım. Bir gün iyileşeceksin. Her şeyi hatırlayacaksın. Yeniden mutlu olacaksın. Kimsiniz? Beni buraya niçin getirdiniz? Niçin affedeceğim sizi? Ne yaptınız ki bana? Hepsini anlatacağım. Zamanla, yavaş yavaş. Doktorların kat'i tembihi var. Sinirlerini yormayacak, sükun içinde yaşayacaksın. Ağlıyorsunuz. Benim için yeni bir hayat hazırlıyorsunuz. Neden? İkinizi de tanımak istiyorum. Öğreneceksin de... Sen buraya gelmemeliydin Nermin. Neden? Bütün olanlardan sonra bir arada bulunmamız çok çirkin bir şey olur. Her şeyi öğrendin. Yeni bir felakete daha sebep olmadan gitmelisin. Gururunu kurtarmalısın hiç değilse. O gitsin aramızdan. Ben ayrılmam evimden. Refik iyileşinceye kadar ona bakmaya mecburum. Ayrıca... Bu yalı senin değil artık. Benim... Benim babamın evi. Sonradan benim oldu biliyorsun. Her şey gibi yalı da benim malım artık. Beni kovuyor musun Feriha? Yazık ki kader seninle beni karşı karşıya getiriyor. Her şeyimi elimden aldın. Sen bir yılan, sen bir... Uzatma! Hadi git buradan! Hala inanamıyorum. Daima bir kardeşten daha çok sevdiğim, gönülden bağlandığım Feriha, bugün beni doğup büyüdüğüm kendi evimden kovdu. Seneler önce yanımıza bir sığıntı olarak geldiği ilk günü hiç unutmam. Küçücük, ürkek, zavallı bir kız. Demek Feriha sensin. Yeni evine hoş geldin yavrum. Her bir eşyasını da toparladık bir acele. Hepsi senin olsun Hasan Efendi. Feriha yepyeni çok güzel şeyler giyecek. Neler neler alacağım ona. Rahmetli Naci Bey demişti zaten. Son nefesinde size emanet etmişti kızını. Muammer öz evladı gibi sevecektir, bakacaktır Feriha'ya demişti. En iyi arkadaşımdı. Tek dostumdu hayatta. Aa bak, ağlamak yok. Bundan sonra gülecek, oynayacaksın. Nermin kadar seveceğim seni, kardeş gibi büyüyeceksiniz. Ağlama ne olur. Gel, evimizi gezdireyim sana. Odamızı göstereyim. Bak işte, şu senin karyola, bu da benimki. Beğendin mi odamızı? Beğendim. Bunlar da ikimizin artık. En çok bu bebeğimi seviyorum, o da bizim gibi annesiz. Benim babam da yok artık. Benim babam var ya, seni de benim kadar seviyor. Bundan sonra ikimizin de babası o. Thank you.
İşte hayatımın en mesut günü. Ne kadar bahtiyarım bilemezsiniz. Ömür boyunca bahtınız, şansınız açık olsun. İnşallah. Sağ ol babacığım. Bunlar size mezuniyet hediyesi. Bir gün nişan yüzüklerinizi de ben takacağım inşallah. Bu kadar değerli bir hediyeden sonra başka yüzük istemem. Hiç değilse birkaç yıl. Evlenmeyi düşünmüyorum bile, çalışacağım. O fikirden vazgeçtiğini sanıyordum. Tehlikeli bir meslek. Her gün üzülecek, her an korkuyla seni düşüneceğim. Gökyüzü her gece rüyalarıma, uykularıma giriyor. En büyük tutkum gerçekleşecek artık. Kendini değil, babanı, beni düşün biraz da. Daha kazasız, daha tehlikesiz bir iş bul. Mutlaka çalışmak zorundaysan tabii. Ölüm alnıma yazılmışsa, ecel her yerde bulabilir beni. Çalışmak isteyişin güzel bir şey. Hostes olacağına gel fabrikada özel sekreterlik yap. 5.000 lira da maaş vereyim. Feriha'yı al yanına. Ben kararsızım henüz, ne yapacağımı bilmiyorum. Gez, eğlen, tatilin tadını çıkart önce. Düşünmek için de, çalışmak için de çok vaktim var. Böylece burada bitti. Vedalaşmanın sırası geldi artık. Kuracağın yuvada mesut olmanı dilerim. Seni aramızdan çekip alacağını bilseydim, o kocan olacak adamı yolcu diye uçağa alır mıydım? Üzülme tontonum. Bana öyle güzel bir yuva hazırladı ki, artık evimin kadını, çocuklarımın anası olmak istiyorum. Peki biz sensiz ne yapacağız şimdi? Hı? Yerim boş kalmaz. Ben giderim, bir başkası gelir. Hem daha güzeli, genci. Ah mesela şu yeni gelen kız fena mı yani? Aramıza yeni katılan arkadaşımız Nermin, kaptan pilot Refik. Memnun oldum efendim. İkinci pilot Sami. Teşekkür ederim. Memnun oldum efendim. Bahse girerim ki memnuniyetiniz benimki kadar büyük değildir. Oh. Buyurun bakalım, Sami Bey'in üzüntüsü geçti bile. Bu mesleği neden seçtiniz? Boş durmamak, çalışmak ve gezmek için. Gezmeye doyunca zengin bir koca bulmayı bunlara ilave etsek nasıl olur? Pek doğru olmaz sanırım. Umarım ki uçuştaki görüş kabiliyetiniz yerdeki kadar isabetsiz değildir. Beraber uçuşa çıkınca buna kendiniz karar verirsiniz. Baltayı taşa vurdun dersem bana da gücenmezsiniz inşallah. Şansın varsa onun uçağına düşmezsin. Yoksa çekeceğim var. Erken döndünüz bugün. Çok sıcaktı, çalışamadım. Ben de denize girmeden evvel güneşleneyim dedim biraz. Karar verdim. Çalışmayacağım. Nasıl istersen? Yapayalnız bırakamam sizi. Nermin haftada birkaç gece yok. Ben de olmazsam kim can yoldaşlığı edecek size? Kim bakacak? Pek hassas, pek anlayışlısın. Size karşı mecburum. Yaptıklarınızı nasıl unuturum, neyle ödeyebilirim? Lütfen
tekrar. Türk Hava Yolları'nın TK-119 sefer sayılı uçağı ile İzmir'e gidecek yolcuların 2 numaralı çıkış kapısından uçağa teşrifleri rica olunur. Teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kaptan seni çağırıyor, Nermin. Ya, peki. Buyurun. Buyurun efendim. Hı? Önce şu saçını başını düzelt, ondan sonra gel. Başüstüne efendim. Amma da sert çıktın kızcağıza ya. İyidir. Burnu sürsün biraz. Saçımı düzelttim efendim. Hep böyle nizamlara uygun olsun saçların. Burası pavyon değil. Hadi bakalım, şimdi bana orta şekerli bir kahve yap. Baş üstüne efendim. Biçim kahve yahu, hem soğuk hem tatsız, tıpkı kendin gibi. Bir kahve yapmasını beceremiyorsan hostes olmak neyine? Kıza amma da yükleniyorsun ha. Şeytan azapta gerek. Daha dur, neler yapacağım ona. Sana söyledim kardeş, kaptan pilotla takışmak olmaz diye. Yaptıklarına pişman edeceğim onu. Sen bizim usullerimizi belki daha öğrenemedin. Şimdiden söyleyeyim, kendini orada burada dağıtmaya kalkma. Akşam otelde uslu uslu yemeğini ye, yat ve uyu. Bana ancak havada emredebilirsiniz, yere indik. İhtarınıza ihtiyacım yok. Yere indiğimiz dilinin bir karış uzamasından belli. Anlaşılan daha aklın başına gelmedi. Kendinizi aslan terbiyecisi yerine koymayın. Yaman kız, bayıldım doğrusu. Lafını esirgemeyen böyle çetin cevize hiç rastlamadım. Ben o cevizi kırmasını bilirim. Eğer böyle devam edecekse bu meslekten ayrılırım, daha iyi. Acele karar verme! Refik sert görünür ama kalbi altın gibidir. Ne yazık ki takıştınız bir kere. Biraz alttan al, bak göreceksin her şey düzelecek, ya? Daha ilk günden taktı kancayı bana. Ne kusurum oldu bilmiyorum ki. Onun dediği gibi yap, yemeğini erkenden ye ve yat uyu. Söyleyecek söz bırakma ona. Ne de olsa kaptan paşa o.
Söyleyeceklerimi çabuk getirin lütfen. Bonfile, domates salatası, bir de küçük kırmızı şarap. Başla. Kuşlardan biri lokantaya yalnız düşmüş. Onu eğlendirmek vazifemizdir. Hadi. İyi akşamlar, afiyet olsun. Belli ki arkadaşınız yok. Yabancı bir yerde yalnızlık zor şeydir. Onun için biz de sizi yalnız bırakmamaya, arkadaşınız olmaya karar verdik. İlginiz için teşekkür ederim ama böyle bir ihtiyaç hissetmiyorum. Kırmayın bizi canım. Boşuna itiraz etmeyin. Sonunda arkadaşlığımızdan memnun kalacaksınız. Zaten siz git deseniz de gitmeyiz yani. Yemeğim bitti mi? Evet. Bu dansı rica ediyorum. Memnuniyetle. Sizlerden kurtardığınız için teşekkür ederim. Ceza olsun diye sizi onların eline bırakmak vardı ya. Ama bizden birine yardım etmek vazifemizdir diye bunu yapmadım. Şimdi sırf vazife olsun diye mi dans ediyoruz? Dans ikimiz için de bir zevk haline gelmedikçe bir vazife olarak kalacaktır. Rica ediyorum sizden şu mesai saati bitsin artık. Müsaade edin de biraz kendi hayatımızı yaşayalım. Peki öyleyse. Bundan sonra mesai bitiyor ve kendi hayatımızı yaşıyoruz. Akşam neredeydin Sami? Göremedim seni ortalıkta. Ben geldiğim zaman baktım ki sizler buzları eritmektesiniz. Lüzumsuz soğukluk etmeyelim dedim. Dün gece biraz dans ettik, biraz oturduk konuştuk. İyi yetişmiş bir aile kızı Nermin. Fazla hükmedilmeye alışmamış. Ondan çatıştık bir anda. Sana bir şey söyleyeyim mi Refik? Nermin'le kısa zamanda barışacağınızı anlamıştım. Ay senin bu keskin anlayışlarına kurban olayım. Kahveniz efendim. Sıcak ve tatlı. Tıpkı kendin gibi.
aşağı yukarı 2 ay oldu. Aa, öyle uçmak değil bu, aşığım, seviyorum. Kimi? Ayaklarım yerden kesik, öyle mutluyum ki. Anlat çabuk, meraktan öldürme beni. Seni böyle çarpan erkeği bir an önce tanımalıyım. Yaşadın oğlum Sami. Nermin sözünü tuttu. Merhaba. Merhaba, tanıştırayım. Feriha, Refik, Sami. Memnun oldum. Sizi tanıştırmasalardı, ikisinin de çekiciği vardı benden. Çok sevindim. Şöyle buyurmaz mısınız? Biz havacılar mesleğimiz icabı hızlı insanlarızdır. Fazla uzatmayız yolu, hemen inişe geçeriz. İneceğiniz yeri iyi bilmelisiniz. Sonra çakılıp kalmanızdan korkarım. Bütün çetin cevizler de beni bulur. Bu yaşta takma dişe muhtaç olacağım. Sen de çiğnemeden yutarsın o zaman. Çiğnemeden yutulacak bir lokma da hiçbir zaman kolay kolay düşmez Sami Bey'e. Doğuştan şanslı olmalı bir erkek. Sizin gibi. Refik'i beğeneceğini biliyordum ama Sami'yi de bu kadar kırmamalıydım. Yoo, kırılmış değilim. Harcanmaya alıştım artık. Kadınlar elbet bir gün kıymetimi anlayacaklar. Bizleri bırakıp da nereye gittin Sami, Sami dön geri diye mezarıma kapanacaklar. İkisini de gözüm tutmadı hiç, hiç beğenmedim. Darılma ama yanlış yoldasın. Zannetmiyorum. Bir tanesi yakışıklıca, belli ki çapkın, yapmadığı kalmamış, çalımından geçilmiyor. Öbürü ise sulunun biri, soğuk neva. Aklı sıra komiklik yapıyor. Filmlerde vardır hani, kovboyla delisi, biri kahramanlıklar yapar, öbürü de ona alkış tutar. Çok şaşırttın beni, üzüldüm. Keşke tanıştırmasaydım. Beni yanlış anlayacağını biliyordum. Gene de söyleyeceğim, seni düşünüyorum, senin için üzülüyorum. Kadın avcısı o Refik, sen de gençsin, tecrübesizsin. Üstelik milyoner bir babanın kızısın. Yeter Feriha! Seni değil, paranı istiyor. Yanılıyorsun. Refik öyle kötü, öyle hesaplı bir insan değildir, olamaz da. Çarçabuk kurtul o adamdan. Yol yakınken dön, bırak Refik'i. Başına felaketler gelmeden bitir bu oyunu. Oyun değil bu, onu gerçekten seviyorum. Refik'le mutlu olacağım. Bir gün pişman olacaksın. Sana ve bizlere büyük acılar getirecek. Boş yere üzülüyorsun. Bir görüşte hüküm verdiğin için sen pişman olacaksın asıl. İnşallah. İnşallah yanılan ben olurum. Bir gün Refik'ten özür dilemeye bile hazırım. Yeter ki seni mesut etsin. Sende bir tuhaflık var bugün. Bir şeye mi canın sıkıldı? Hakkımda kötü şeyler mi anlattılar? Yok canım, nereden çıkarıyorsun bunları? Bana soğuk duruyorsun. Tam yola çıkacakken böyle şeyler söylersen üzülürüm. Hadi Nermin, uçuş saati geldi. Geliyorum. Bugün birlikte uçmuyoruz. Aklım hep sende kalacak. Seni her şeyden çok sevdiğim aklından çıkmasın. Dönüşte beni ara. Terasta olacağım. Geleceğim. Bakıyorum ateş bacayı fena sardı Refik. Seni hiç böyle görmemiştim. Bu sefer işim bitik Sami. Böylesi hiç başıma gelmemişti. Kör kütük tutuldu. Oh, çok iyi, çok iyi. Halime o kadar seviniyorsan kınayak bari. Bu Nermin aslan gibi kız doğrusu. Aramıza katılması herkesten çok benim işime yaradı. Neden? Neden olacak? Senin gözün başkasını görmez olunca artık meydan bana kaldı da onun için. Arkadaşım Nermin, ben senden yanayım.
İşini dört gözle bekledim. Saatler uzadıkça uzadı sen yokken. Alana iner inmez sana koştum. Elbisemi değiştirecek zaman bile bulamadım. Anlat bakalım. Neydi sabahki soğuk hali? Sana soğuk davranmak istemedim. Düşünüyorum Refik. Düşünüyorum da acaba doğru yolda mıyım diyorum. Ortada yanlış olabilecek ne var ki? Birden sana öylesine bağlandım ki... ...bunun sonu neye varır diyorum. Bana hiç güvenmiyor musun? Ya bir gün bıkarsan benden? Her gün dünyayı dolaşıyorsun. Etrafında yüzlerce güzel kız var. Ya beni yeterince tanıdığında bu bağlılığın kalmazsa? Senin hakkında bilmediğim neler var? Bak, senin gibi zengin bir ailenin çocuğu değilim Nermin. Senin gibi yalılarda büyümedim. Bu evde doğup büyüdüm ben. Babam öldüğü zaman 15 yaşındaydım. Buranın kirasını veremiyorduk. Arka sokakta tek bir odaya taşınmıştık anacığımla. Okuduğumu, adam olduğumu, elimin ekmek tuttuğunu anacığım da görmedi. Burada bitirdim ilkokulu. Çift tedrisatta okulumuz. Biz öğleye kadar giderdik. Paydostan sonra şu kapıda şeker satardım. Merhaba Emin baba. Merhaba evlat. Hadi ben buradan. Biz de bu arsada top oynardık. Her maçta en az iki gol atardım. Çocuklar ayak yaparken benim için kavga ederlerdi. Hangi takımda oynarsam garanti galip gelirdik çünkü. Bunları anlatman öyle hoşuma gidiyor ki. Benim hakkımda her şeyi iyice bilmeni istiyorum. Ah! Affedersin dalgınlık. Kapı kilitli değildi de. Evde kimse yok sanıyordum. Çıkın ne olur. Özür dilerim. Benim de canım içmek istedi sizinle. Sağlığınıza. Hepimizin. Nermin bu akşam da gelmeyecek. Mesleğine bu derece bağlanacağı aklımdan geçmezdi. Mesleği değil, Refik bağladı onu. Gözü dünyayı görmüyor, kimseyi dinlemiyor, korkuyorum. Günün birinde birini sevecekti. Nermin'in yanlış birini seçeceğini sanmıyorum. Size açıldı mı? Anlattı mı? Hayır, bekliyorum. Evlenirler inşallah. Mesut olurlar. Ben gördüm adamı. Söylemiştin. O adamla ancak bedbaht olur Nermin. Ziyan olur. Şimdiden görüyorsunuz Nermin'in halini. Haftada 2-3 gece yok. Geldiği zaman da evde durmuyor. Beni de sizi de unuttu. Bir ben öz kızınızdan bile yakınım size. Bütün gün tek başıma. Akşam olunca sizin dönmenizi bekliyorum. Beklememiz için hiçbir sebep yok. Babanla tanışmalı, konuşmalıyım artık. Bugün açılacağım. Senden bahsedeceğim, her şeyi anlatacağım. Hemen haber ver bana. Akşam ya size gelmeliyim, ya da hep beraber bir yere gitmeliyiz. Olur. Ya seni vermezse, istemezse beni? Böyle bir müjde bekliyor benden. Çok sevineceğine eminim. Oh,
hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Yoklar mı evde? Babam yeni bir çiftlik satın aldı. Keriha ile beraber gittiler az önce. Yerini biliyor musun çiftliğin? Karşı taraftaymış. Kemerburgaz yolunda. Akkayalar çiftliği diye sorunca kime sorsan gösterirmiş. Akkayalar çiftliği değil mi? Evet, buyur. Yeni sahibinin kızıyım ben. Oo, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bey de araziyi gezdiler, az önce içeri girdiler. Söyleme baba, yalnız kalmak istiyorum. Öyle bilirdim o an. Hala inanamıyorum, bir kabusta gibiyim. Ben de. Saf, lekesiz, tertemiz bir kıza nasıl yapabildim, bunu nasıl? Gözlerini evinde açmış, elinde büyümüş bir çocuğu aldatamaz benim babam. Yırtıcı bir kuş gibi pençeleyemez, parçalayamaz. Bin bir ümitle büyüttüğü o çiçeği çiğneyemez. Feriha'yla evleneceksin, onu terk etmeyeceksin değil mi? Sen de razı olursan, kabul edersen... Ancak bu şartla affedebilirim seni. Yoksa kaçardım, ömrüm senin hasretini, senin günahını, senin utancını çekmekle geçerdi. İstemeyeceksin, isyan edeceksin diye korkuyordum. Feriha'yı mutlu et baba. Sana inanan, seni seven, senin yalnızlığını bölüşecek kadar güçlü bir kız o. Demek böyle. Şimdi de siz izdivacınızı Feriha hanımefendiden mi talep etmem gerekiyor? Alay etme rica ederim Refik. Ne yapayım yani? Seni seviyorum Nermin. Bir an önce de evlenmek istiyorum seninle. Ben de seni seviyorum. Bizi ayıracak hiçbir engel de yok aramızda. Hadi öyleyse. Biraz daha sabredelim. Babamla Feriha'nın hayatları normal bir düzene girsin bir kere. Biz nasıl olsa beraberiz. Çok daha güzel, çok daha çekici olmuşsunuz. Bu saçlar, gözlerinize, bakışlarınıza bile apayrı bir ifade getirmiş. Çok mersi, pek naziksiniz. Muammer Bey şanslı. Ufak bir seans oynayalım, hadi. Saat 3'e geliyor, yatmalıyım artık. Sabah ticaret odasında toplantım var. Bir saat geç yatıver, hatırım için. Çok yorgunum sevgilim. Kıracak mısın beni, aşk olsun. Peki. Çık, omuzlarına çıkacağım, hadi! Sıkı dur aman, düşürme sakın beni! Hadi, derine götür beni! Canlan canım, daha hızlı! Daha hızlı, hadi! Şimdi sıkı dur, atlayacağım! Ay, sıkı dur diyorum, atlayacağım! Ah!
sevgili babacığım. Bu gece gene Paris'te kalıyoruz. Öyle mesudum ki, biri bilsen. Sanki rüyada yaşıyorum. Dönünce konuşacağımız çok şey var. Babamı paradan, binadan bahsetmeden analım. Başınız sağ olsun. Ne olur, ikiniz de izin alın. Çalışmayın, beni yalnız bırakmayın bu ara. Feriha, neredeydin? Deminden beri seni arıyordum. Çok acılıyım, içim yanıyor. Kederimle sizi de sıkmak istemiyorum. Ne iyisin Refik. Bizi bu acılı günlerimizde yalnız bırakmadın. Ben de sizleri anlamaya çalışıyorum. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Gelsene Feriha. Beraber bir çay içelim. Siz için bana bakmayın. Sizi yanımda hissetmek bana yetiyor. Şu anda yalnız başıma, hatıralarımla yaşamak istiyorum. Kapayınca garip, anlamsız şekiller görüyorum. Gürültüler, sesler duyuyorum. Zamanla geçer. Bir ilaç alın isterseniz. İlacın faydası yok. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Biraz konuşsak. Kusura bakmayın, uyuyacağım. Geç oldu. İyi geceler. Feriha, asabım bozuk. Seni aradım, Refik'le berabersin sandım. Odanda olduğunu bilmiyordum. Oturup dertleşelim istersen. Olaylar beni de harap etti. Birbirimize sığınmaktan başka çaremiz yok. Ne iyisin Nermin. Artık üzülme canım kardeşim. Dün akşam. Sizin yüzünüzden. Yardımınıza muhtaçtım. Sinirlerim bozuktu, korkuyordum. Ufacık bir dostluğu esirgediniz benden. Nermin'le konuşmanız, onun yanında... Nermin'le konuşmanız, onun yanında olmanız daha doğruydu. O sizden de acılı. Sizden daha çok teselliye muhtaç. Sizin gibi bir erkek, odasına gelmiş bir kadına daha anlayışla, daha sevgiyle davranmalıydı. Nermin'den başkasına iyi veya kötü davranmışım, hiç önemi yok. İkide bir de Nermin'den bahsetmesen olmaz mı? Başka ne konuşabilirim sizinle? Senin gibi uçarı, tecrübeli bir erkek,
karşısındaki kadının duygularını bir bakışta anlar. Anlamadığımı ne biliyorsun? Şüphem yoktu zaten. İlk günden beri ölüyorum senin için. Senin aşağılık bir nankör olduğunu çoktan anlamıştım. Konuşma böyle. Sen de sarıl bana. Ne iğrenç, utanmaz mahluksun. Hadi be, mıymıntı sende. Öldürdüğün adamın parasıyla uşak mı arıyorsun kendine? Seni yanında büyütenlere yaptığın alçaklık yetmez mi? Sus, yeter! Madem istemiyorsun, rahat bırak beni. Bugünü unutmak için elimden geleni yapacağım. Aklın varsa sakın hatırlatma bana. Çiftliğe gideceğim. Boğuluyorum burada. Babanın hatırasıyla dolu bu evde yaşayamayacağım. Bir de Refik'le karşılaşmak istemiyorum. Söylemeye mecburum. Biraz önce öpmek istedi beni. Yazık ki bana gene inanmayacaksın, gördüm. Neyi? Her şeyi. Seni kollarının arasına almıştı. Dün gece de odasına çağırdı ısrarla. Önemli bir şey söyleyeceğim diyordu. Meğer beni sevdiğini söyleyecekmiş. Yanılan sen misin Nermin? Haklı çıktığım için nasıl üzgünüm bilemezsin. Senden iğreniyorum. Suçum yok diyorum. Her şeyi gördüm. İnkar etme artık. Gözümde daha çok küçüldü. Çıldırtma beni. Gece odama geldi, kovdum. Bu sabah da sarılmaya kalkıştı. Bırak kolumu, git! Konuşma! Bir canavar o kadın. Zehirli bir yılandan beter. Babanla parası için evlendi. Öldürdü adamı. Bütün servetine kondu, kör müsün? Hala görmüyor musun gerçeği? Anlamıyor musun? Yeter artık, yalan söyleme. Peşinden koştuğun bir kadına iftira atma. Yüzleşmeye hazırım. O kaltağı döve döve doğruyu söyleteceğim. Yeter, yüzünü görmek, sesini duymak istemiyorum. Seni sevdiğim, sana inandığım için kendimden de iğreniyorum. Çıldırtma beni! O gece odama geldi, kovdum. Bu sabah da sarılmaya kalkıştı, dövdüm. Kör müsün? Hala görmüyor musun gerçeği? Anlamıyor musun? Günlerce düşündüm. Önce Feriha'nın, sonra da Refik'in söyledikleri kulaklarımda uğulduyordu. Feriha'ya gitmeye, onu üzmeden, incitmeden sormaya karar verdim. Fakat çiftlikte Feriha'yı ararken, Refik'in yaralı kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Artık Refik yoktu benim için. Gizliden gizliye sevdiği Feriha için kendini vurmuştu. Doğup büyüdüğüm, içinde en mutlu, sonra da en acı günlerimi geçirdiğim evim. Babamın evi. O da benim değildi artık. Önce babamı, sonra da Refik'i kaybetmiştim. Feriha bana ait her şeyi elimden almıştı. Refik'i bile. Mazimin ve istikbalimin iki katili buluşmuştu artık. Beni yaralı bulmuş o kız. Hayatımı kurtarmış. Nerede şimdi? Görmek, teşekkür etmek isterdim. Ölen bahçıvanın kızıydı. Köyüne döndü. Peki, siz kimsiniz? Sana karşı kendini çok suçlu hisseden, affedilmek için artık bütün varlığıyla senin olan bir kadın. Kendimi niçin öldürmek istedim? Benim yüzümden. Beni seviyordun. Fakat böyle çılgıncasına bana aşık olabileceğini düşünemedim. Sevginden emin olabilmek için seni kendimden uzak tutmaya çalışıyordum. Benden ayrı kalmaya dayanamayacağını nereden aklıma getirebilirdim? Size aşıktım demek. Hem de nasıl? Ne garip şey. İnan bana, olanlardan öylesine pişmanlık duyuyorum ki. Kendinizi bana borçlu hissetme lütfen. Hayır, hayır. Ben de seni seviyorum Refik. Bunu sana belli etmemeye çalıştımsa gururumdandı. Artık seninim. Kollarını boynuma dola. Dilediğin gibi doya doya sev beni. Nermin'le konuşmanız
Onun yanında olmanız daha doğruydu. O sizden de acılı. Sizden daha çok teselliye muhtaç. Sizin gibi bir erkek odasına gelmiş bir kadına daha anlayışla, daha sevgiyle davranmalıydı. Nermin'den başkasına iyi veya kötü davranmışım hiç önemi yok. İkide bir de Nermin'den bahsetmesen olmaz mı? Başka ne konuşabilirim sizinle? Senin gibi uçarı, tecrübeli bir erkek karşısındaki kadının duygularını bir bakışta anlar. Anlamadın mı, ne biliyorsun? Şüphem yoktu zaten. İlk günden beri ölüyorum senin için. Senin aşağılık bir nankör olduğunu çoktan anlamıştım. Konuşma böyle. Sen de sarıl bana. Ne iğrenç, utanmaz mahluksun. Hadi be, mıymıntı sen de. Öldürdüğün adamın parasıyla uşak mı arıyorsun kendine? Seni yanında büyütenlere yaptığın alçaklık yetmez mi? Sus, yeter. Madem istemiyorsun, rahat bırak beni. Bugünü unutmak için elimden geleni yapacağım. Aklın varsa sakın hatırlatma bana. Çiftliğe gideceğim. Boğuluyorum burada. Babanın hatırasıyla dolu bu evde yaşayamayacağım. Bir de Refik'le karşılaşmak istemiyorum. Söylemeye mecburum. Biraz önce öpmek istedi beni. Yazık ki bana gene inanmayacaksın, gördüm. Neyi? Her şeyi. Seni kollarının arasına almıştı. Dün gece de odasına çağırdı ısrarla. Önemli bir şey söyleyeceğim diyordu. Meğer beni sevdiğini söyleyecekmiş. Yanılan sen misin Nermin? Haklı çıktığım için nasıl üzgünüm bilemezsin. Senden iğreniyorum. Suçum yok diyorum. Her şeyi gördüm. İnkar etme artık. Gözümde daha çok küçüldü. Çıldırtma beni. Gece odama geldi, kovdum. Bu sabah da sarılmaya kalkıştı. Bırak kolumu, git. Konuşma. Bir canavar o kadın. Zehirli bir yılandan beter. Babanla parası için evlendi. Öldürdü adamı. Bütün servetine kondu. Kör müsün? Hala görmüyor musun gerçeği? Anlamıyor musun? Yeter artık. Yalan söyleme. Peşinden koştuğun bir kadına iftira atma. Yüzleşmeye hazırım. O kaltağı döve döve doğruyu söyleteceğim. Yeter, yüzünü görmek, sesini duymak istemiyorum. Seni sevdiğim, sana inandığım için kendimden de iğreniyorum. Beni. O gece odama geldi, kovdum. Bu sabah da sarılmaya kalkıştı, dövdüm. Kör müsün? Hala görmüyor musun gerçeği? Anlamıyor musun? Günlerce düşündüm. Önce Feriha'nın, sonra da Refik'in söyledikleri kulaklarımda uğulduyordu. Feriha'ya gitmeye, onu üzmeden, incitmeden sormaya karar verdim. Fakat çiftlikte Feriha'yı ararken Refik'in yaralı kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Artık Refik yoktu benim için. Gizliden gizliye sevdiği Feriha için kendini vurmuştu. Doğup büyüdüğüm, içinde en mutlu, sonra da en acı günlerimi geçirdiğim evim. Babamın evi. O da benim değildi artık. Önce babamı, sonra da Refik'i kaybetmiştim. Feriha bana ait her şeyi elimden almıştı. Refik'i bile. Mazimin ve istikbalimin iki katili buluşmuştu artık. Beni yaralı bulmuş o kız. Hayatımı kurtarmış. Nerede şimdi? Görmek, teşekkür etmek isterdim. Ölen bahçıvanın kızıydı. Köyüne döndü. Peki siz kimsiniz? Sana karşı kendini çok suçlu hisseden, affedilmek için artık bütün varlığıyla senin olan bir kadın. Kendimi niçin öldürmek istedim? Benim yüzümden. Beni seviyordum. Fakat böyle çılgıncasına bana aşık olabileceğini düşünemedim. Sevginden emin olabilmek için seni kendimden uzak tutmaya çalışıyordum. Benden ayrı kalmaya dayanamayacağını nereden aklıma getirebilirdim? Size aşıktım demek. Hem de nasıl? Ne garip şey.
İnan bana, olanlardan öylesine pişmanlık duyuyorum ki. Kendinizi bana borçlu hissetme lütfen. Hayır hayır, ben de seni seviyorum Refik. Bunu sana belli etmemeye çalıştığımsa gururumdandı. Artık seninim, kollarını boynuma dola, dilediğin gibi doya doya sev. Akşam gece maçı var, gider misin? İstersen Luna Park'a götüreyim seni. Salıncaklara, dönme dolaplara binelim. Sigara paketlerine halka atalım. Hı? Sağ ol Sami, bir yere gitmek istemiyorum. Aptala aşıksın sen. Korkak, güçsüz, beceriksizsin. Olabilir. Olamaz. Yanındaki sığıntı, babanı, paranı, sonra da sevdiğin adamı elinden alıyor. Sen de miskin miskin ağlıyorsun. Ağlayamıyorsun bile. O aşağılık kadının yaptıklarını yanına mı bırakırım be? Kan kustururum, doğduğuna pişman ederim. Konuşma artık, rica ederim. Dünya acizlerin, kavgadan kaçanların dünyası değil artık. Mutluluk gökten zembille inmiyor. En sevdiklerinin, en inandıklarının ihanetine uğrasaydın, sen de benim gibi ölmek isterdin sadece. Feriha Kaltağı için ne desen haklısın ama Refik'i harcayamazsın. Adını anma bana. Refik hasta, Refik sakat. Kendisine ne söylenirse inanmak zorunda olan bir zavallı. Kaç defa aradım bulamadım. Maziyi bir de ben anlatacaktım kendisine. Neyi anlatacaktın? Bir zaman en iyi arkadaşım olmuş, babamın karısı olmuş bir kadın için kendini öldürmek istediğini mi anlatacaktın? Çocuksun sen. Vallahi çocuksun be. Seni sopayla dövüp önüme katacağım. Refik tapıyordu sana. Babandan seni istemek için evine koşmuştu. Seni bir iki defa gördüğü evli bir kadın için satacak kadar namussuz olamazdı. Hele canına kıymayı düşünemezdi bile. Sen aptalca çekildin ortadan. Meydanı Feriha şeytanına bıraktın. Refik ne yapabilir ki? Kendisine kucağını açmış iyilik perisi geçinen bir kadın ne söylerse ona inanır. Git bul ikisini. Yüzleş, anlat. Sevgin için, gururun için, mezarında babanın rahat uyuması için saldır, kazan Refik'i. Refik'i yarı ölü bulduğum gece gibi fırtınalı bir geceydi gene. Sami söyledikleriyle içimdeki gizli bir şüpheyi, korkunç bir nefreti ayaklandırmıştı. Gerçeği öğreninceye kadar ikisi de elimden kurtulamayacaktı artık. Refik intihar mı etmek istemişti? Feriha'ya böyle delice bir tutkuyla mı bağlıydı? Yoksa başka bir esrarlı karanlık mı vardı aralarında? Bunu öğrenecek, mutlaka çözecek.
ormanın içinde bu şekilde beraber yaşamamız ele güne karşı biraz garip oluyor. Bu hafta nikahlanalım. Bütün arkadaşlarını çağıralım buraya. 40 gün 40 gece değil ama günlerce sürsün şenliğimiz. Bir hatırlasam, bir bitse bu karanlık, bir şimşek de hafızamda çaksa, aydınlatsa her şey. Fırtına, gök gürültüsü, çakan şimşekler, bu sesleri daha önce de duymuş gibiyim. Duymuşsundur tabii. Dünyada ilk defa mı şimşek çakıyor, gök gürlüyor? Niçin ürperiyorum öyleyse? Başımdaki bu ağrı nedir? Şimdi her şeyi unutacağız. Duymayacağız bile. Bırak beni. Çıldırıyordun. Senin olmazsam kendini öldüreceğini söylemiştin. İşte artık bana sahip olman için hiçbir engel yok. Sarıl bana. Sev beni. Yaklaşma. Uzak dur benden. Korkutuyorsun beni Refik. Üstüne bir şey al, benden geleceksin. Nereye? Nermin'e. Niçin? Yalan söyledim diyeceksin. Refik istemedi beni, dövdü, kovdu diyeceksin Nermin'e. Şehre dönüyordum. İyi ki geldin. Bekleyecek, Nermin'den ayrı geçirecek dakikam yok. Valizini çantana al çabuk. Seni Nermin'den daha çok seviyorum. Bir sözünle ayaklarına kapanmaya hazırım. Senin olmak istiyorum. Hala mı kahpelikte ısrar ediyorsun? Niçin anlamıyorsun beni? Niçin? Nermin nerede? Kim Nermin? Bana yalan söyledin. Seni değil Nermin'i seviyorum. Nermin'i bulacağım. Görmüyor musun çıplağım? Çık dışarı. Elbise getirdim. Al giy.
gece giydiğin elbise. Aradığın düğme burada. Çiftlik evinde buldum. Geberteceğim seni. Alçak. Namussuz. İğrenç orospu. Şimdi Nermin'i getireceğim her şeyi söyleyeceksin. Gücün varsa inkar et de gebertir. Nermin'le evlenip mesut olacağız. Babasının bütün servetini de geri alacağım senden. Sürünerek kahrolarak yaşayacaksın. Git Nermin! Nermin'le aramıza bir iblis gibi giremeyeceksin bir daha. Bir daha hiç kimseye kötülük edemeyeceksin. Gidemezsin. Ya benimsin ya da hiç kimsenin olamayacaksın. İntihar etmedim ben. Beni vuran sensin. Sonra da intihar sözü vermek için tabancanı elime tutuşturmuşsun. Nermin'e götürmek için gelmiştim sana. İftira attığını söyleyecektin. Anlatacaksın, duyacak, ne yılan olduğunu öğrenecek. Kalk, kalk, yaptıkların hesabını polise vereceksin. Ömrüm boyunca nefret ettim senden. İlk günden beri iğrendim. Benden güzeldin, iyi kalpliydin, varlıklıydın. Her şey senindi. Seni mahvetmek için ne mümkünse yaptım. Ama olmadı. Gene sen kazandın. Kavuştunuz. Ya ben? Hapislerde sürünemem ben. Ömrümü zindanlarda geçiremem. Günleri gerçekten ötekilerine hiç benzemiyor. Rezik'le birlikte kaç kere bu uçaklara yürümüştük. Bugün gene el eleyiz, gene bu uçaklara yürüyoruz. Ama o korkunç fırtınalardan, karanlık gecelerden sonra artık biliyorum ki bugün düne benzemiyor, yarına. Gökyüzünün mavisinin bile başka türlü bir mavi olduğunu fark ediyorum şimdi. Yeryüzünün hiçbir kötülüğüne yer olmayan açık, temiz bir cennet mavisi. Biliyorum ki Refik de ben de bu maviliğin insanlarıyız.